Herkese merhabalar. Bu hafta sizlerle birlikte bu görmüş olduğunuz Dodge Charger'ı inceleyecek ve test sürüşüne çıkaracağız. İncelemeye başlamadan önce biraz tarihinden bahsetmek istiyorum. Dodge kardeşler tarafından 1900'lü yıllarda kuruldu ve daha sonra 1960'lara girildiğinde Amerika'da muscle car popülaritesi arttı ve yıl 1966'yı gösterdiğinde Dodge Charger'ı üretti. O zamanlar tek kapıydı, şimdi ise çift kapılı. Tek kapılı yapmamasının sebebi ise zaten kendi aracı Challenger tek kapı ve muscle car onunla rakip olmasını istemiyor. Dodge Charger'ları 6 farklı modelden satmakta. En düşük modeli 30.000 dolardan başlayan SXT modeli ve en yüksek modeli ise SRT Hellcat White Body, onlar da 80.000 dolar. Bu gördüğünüz 2021 model Scat Pack modeli ve 4. modeli oluyor. Fiyatı 50.000 dolar. Motoru ise 6.4 litre 485 beygir gücünde muhteşem performansa sahip bir araç. İncelemeye aracın ön kısmından başlıyoruz. LED ön farları ve çizgi şeklinde yerleştirilmiş gündüz farlarına sahip. Alt kısma doğru geldiğimizde yine LED olan sis farları. Orta kısma doğru ilerlediğimizde büyük bir ızgara bizi bekliyor ve üzerinde Scat Pack aracın modeli ve ikonik Bumblebee logosu bulunuyor. Alt kısma doğru geldiğimizde yine büyük bir ızgara. Bu ızgaraların hepsi fonksiyonel ve ön splitter da gayet uzun. Çok hoş duruyor bu araçta. Üst kısma doğru geldiğimizde kaput üzerinde de bir scoop bulunuyor. Yine fonksiyonel bir scoop. Isınan motorun havasını bu kısımdan soğutuyor. Gerçekten yüksek bir performansa sahip böyle aracın motorunun da çabuklukla soğuması gerekiyor, özellikle drag yarışlarında. Ve sırada aracın yan kısmındayız. 20 inçlik granit renginde jantları bulunuyor. Gerçekten aracın rengiyle çok hoş durmuş. Devasa diski ve 4 pistonlu Brembo kaliperleri bulunuyor. Zaten böyle bir araca da böyle kaliperler lazım. Lastikler ise 245 genişlikte ve yan cephesi ise 45. Yan kısma doğru geldiğimizde 392 Hemi yazısı bulunuyor. Buradaki 392 motorun 392 kubik inçini yansıtıyor. Hemi ise aslında eski klasik Dodge Charger'larda bulunan Hemispherical motorunun isminden geliyor. Aslında bu araçlardaki motorlar o motor değil. Sadece bunu artık marka olarak kullanıyor. Ayrıca aracın yan kısmından farın iç kısmına baktığınızda Dodge logosunu görüyorsunuz. Küçük bir ayrıntı ve çok güzel duruyor. Yine aracın yan kısmından devam ediyoruz. Dikkatinizi çekmek istediğim nokta ise aracın kapı kulpu. Birçok araçta farklı şekillerde, özellikle donmalarda hem üstten ya da alt kısımdan açabiliyorsunuz ama bu Dodge Charger'da birçok farklı özelliği daha sonra da göstereceğim. Hala eski çeşit kullanılıyor. Mesela bu kapı kulpu gördüğünüz gibi yukarı doğru açılıyor. Yani bu araçta herhalde bir 15 yıldır aynı kapı kulpu kullanılıyor. Ve aracın arka kısmına geçiyoruz. Çok güzel bir spoiler'ı bulunuyor. Hemen alt kısmında kolaylıkla fark edebileceğiniz bir geri görüş kamerası. Birçok araçta bunlar gizleniyor ama Dodge Charger'larda hala bunlar çok ortada duruyor. Özellikle koyu renkli araçlarda pek görünmez ama açık renkli aracınız varsa çok sırıtıyor bu. Alt kısma doğru geldiğinizde boydan boya geçen çok güzel bir LED arka fren lambaları bulunuyor ve sinyal farları da LED. Alt kısma doğru geldiğinizde aracın markası Dodge Scat Pack yazısı çok güzel duruyor. Sol kısımda aracın modeli Charger ve ikonik Bumblebee logosu tekrardan iki lastik üzerindeki arı uçuveriyor. Alt kısma doğru geldiğinizde de mat bir arka difüzörü var. Peki arka bagajı nereden açıyorsunuz? Birçok araçta bu kısma gizlenmiş o düğme yine Dodge tarafından gizlenmiyor. Bu kısma bir tuş konulmuş, gerçekten görüntü yönünden pek hoş durmuyor. Umarım bu tuşu aracın bu kısmına ya da farklı bir kısmına yerleştirir. Böylelikle görüntüsünü pek bozmaz. Alt kısma doğru geldiğimizde de 2 adet çok güzel egzozu bulunuyor. Sırada bu egzozları bir deneyelim. (Gülüyor)
Sırada bir de aracın bagaj kısmına göz atalım. Buradaki tuşa basarak bagajı açabiliyorsunuz. Aracın bagaj ağzı oldukça büyük. Büyük bavullarınızı ya da eşyalarınızı bu kısımdan rahatlıkla iç kısma koyabilirsiniz. Ve iç kısımda ise 2 adet büyük bavulu ve hatta 2 adet de sırt çantanızı rahatlıkla sığdırabilirsiniz. İç kısım halı, böylelikle çizmeleri engelliyor. Bir de alt kısma bakalım. Alt kısımda da bir adet lastik tamir kiti bulunuyor. Ve ekstradan bu kısımda da depolama yeriniz var. Rahatlıkla küçük eşyalarınızı da bu kısma sığdırabilirsiniz. Hemen solda da bir adet ışık var. Hatta bir adet de sağ kısımda, böylelikle karanlıkta da bagajın iç kısmını rahatlıkla görebilirsiniz. Ve ayrıca aracın yan kısmında 2 adet daha vent bulunuyor. Bu ventler de aracın aerodinamiğine katkıda bulunuyor. Sırada aracın motor kısmına geçiyoruz. 6.4 litrelik 8 silindir muhteşem bir motora sahip. 8 ileri vites arkadan itişli, 485 beygir gücünde ve 644 Nm torka sahip. 0'dan 100'lesi ise 3.8 saniye. Bence muhteşem bir performans. Yakıt deposu ise 70 litrelik. Şehir içi 15.9 litre yakıyor 100 kilometrede. Şehir dışında ise 9.6 litre. Yani ortalama 13 litrelik bir yakıt tüketiminiz oluyor. Ayrıca motorun üzerinde Powered by SRT yazısı bulunuyor. SRT ise Dutch'ın performans bölümü. Açılışı ise Street Racing Technology diye geçiyor. Gerçekten bu araçların drag race'deki performansları mükemmel. Mercedes ve BMW'ler iç dizayn yönünden bu araçlara göre çok iyi duruyor ama motor yönünden bu araçlar gerçekten çok çok iyiler. Özellikle Hellcat, Demon ya da işte Shelby modelleri de GT'ler, mesela Mustang'lerde olduğu gibi gerçekten performans yönünden mükemmel araçlar. Sırada yavaştan aracın iç kısmına doğru geçiyoruz. Aracın kapısı hiç fena değil. Yer yer deri kullanılmış, gördüğünüz gibi bu kısımlar tamamen deri. Bu kısımlar ise kumaş. Ve bu kısımlarda plastik madde kullanılmış. Burada da krom rengi verilmiş kapı kulpuna ama plastik. Gördüğünüz bu panelden camı açma, kapama ve dikiz aynasının kontrollerini yapabiliyorsunuz. Alt kısımda da küçük bir depolama yeri bulunuyor. Bu kısmı da bir adet su şişesini koyabilirsiniz. Büyük bir hoparlör. Bunlar Alpine hoparlörler. Gerçekten kaliteli hoparlörler. Ama aracın iç kısmına geçerken bu kısımda genelde aracın model ismi yazılır. Bu araçta o yok. Sanırım diğer üst modellerinde bile yok. Aracın koltukları da kumaş. Hemen üst kısmında gördüğünüz gibi ikonik Bumblebee logosu. Bunların deri olması çok daha iyi olurdu. Biraz daha fazla ücret vererek deri koltuklar seçeneğini alabilirsiniz. Bu kısımdan da elektronik olarak koltuk ayarlarını yapabilirsiniz. Hemen sol kısma geldiğimizde bir adet klima fanı bulunuyor. Alt kısımda yine far ayarları ve bu kısımdan da ortada bulunan ekranın parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz. İlginç bir ayrıntı kapıda, çok geniş açılması. Gerçekten oturduğunuz yerden çekemezsiniz, eliniz yetişmez. Hemen alt kısımdan çekebilirsiniz. Gerçekten çok geniş bir açılıma sahip, gördüğünüz gibi. Ve sırada aracın iç kısmına geçiyoruz. Gördüğünüz gibi çok hoş bir direksiyona sahip. Bu kısımlar deri. Ortada Dutch yazısı bulunuyor. Sağ kısımda ise cruise control. Bunlar duyarlı cruise control değil, otomatik ayarlanabilen. Normal cruise kontroller. Bu da bir eksiklik Dutch'larda. Sol kısımda gördüğünüz panelden de ortadaki ekranı kontrol edebiliyorsunuz. Bu kısımdan da telefonu cevap verme, kapama ve sesli komut tuşu. Bu kısımda ise üçlü tuşlar kapatılmış. Büyük olasılıkla daha üst modellerinde farklı özellikler bulunuyor. Sırada aracı bir çalıştıralım. Buradaki push start'tan çalıştırabiliyorsunuz. Çalıştırır çalıştırmaz 392 ve Bumblebee logosu çıkıyor. Sol kısımda RPM, sağ kısımda ise hız göstergesi var. Sırada aracı bir gazlayalım. Gerçekten çok hoş bir sese sahip araç. Ve orta kısımdaki dijital ekranı daha önceki Dutch videolarımda da açıklamıştım. 9 farklı moda sahip. Bu araçta ise 10. mod bulunuyor. Orta kısımda ise 8.4 inçlik büyük bir dijital ekrana sahip. Bence çok çok iyi. Ekranın eksikliği ise, şimdi bir geri vitesi alalım aracı.
Gördüğünüz gibi ekranın çözünürlüğü çok çok kötü. Gerçekten Dacia'nın bunu geliştirmesi lazım. Tekrardan parka alalım aracı. Solda ve sağda olmak üzere 2 adet klima fanı bulunuyor. Ve isterseniz klimayı yine bu kısımdan kontrol edebilirsiniz. Ama ekranda birçok özellik bulunuyor. İsterseniz buradan SRT kısmına girip buradan dashboard'u, performans ayarlarını görebilirsiniz. Buradan sürüş modlarına girebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Birçok farklı modu buradan değiştirebilirsiniz. Buradan track moduna isterseniz aracı alabilirsiniz. Track moduna aldığınızda zaten buradan size küçük bir uyarı veriyor. Bu kısımdan da spor moda geçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bu kısmın rengi de değişiyor. Track'i aldığınızda kırmızı iken sportta sarı bir turuncu karışımı renge dönüşüyor. Buradan da isterseniz kendiniz custom ayarlar yapabilirsiniz ya da auto seçeneğini seçip böylelikle hiçbir ayarda bulunmak istemezseniz bu kısımdan da günlük sürüşü yapabilirsiniz. Tekrar bu kısımdan uygulamalara girelim. Farklı uygulamalar bulunuyor bu araçta. Gördüğünüz gibi Performance Pages var. Jeep'lerde ve diğer Dodge'larda ise daha önce tanıttığım pick-up'larda bu kısımda Off-Road Pages diye geçiyor. Bunda da Performance Pages. Bakalım bunun açılım hızı nasıl? Diğerlerinde biraz yavaş açılıyordu. Ve Charger'larda da bu değişmemiş. Yine bayağı bir zamanı alıyor. Açılması gördüğünüz gibi birçok özelliği ekrana yansıtabiliyorsunuz. Benim en çok hoşuma giden bu araçta bulunan uygulama. Bu kısımdan timer'a girdiğinizde diyelim ki aracı yarış pistine götürdünüz ve drag race yapıyorsunuz. Gördüğünüz gibi birçok özelliği bu kısımda kaydediyor sizin için. Bence mükemmel bir özellik. Ayrıca isterseniz burada kamera kısmına bastığınızda bu kısma isterseniz memory card takarak görüntüyü de kaydedebilirsiniz. Buradan da farklı özellikler ekrana yansıtabilirsiniz. Hemen bu kısımda da GeForce var. Bu kısımdan da tekrar motor ayarlarını görebiliyorsunuz. Bu kısımda da dyno tuşu var. Gördüğünüz gibi bu kısımdan horsepower'ı görebiliyorsunuz. Ve sarı kısımdan da torku. Bence çok güzel bir özellik. Tekrar uygulamalar kısmına girelim. Burada isterseniz asistan bulunuyor. Yolda bir yardıma ihtiyacınız olduğunda o kısımdan ulaşabiliyorsunuz. Güzel bir yanı ise Wi-Fi hotspot'ınızın olması bence güzel bir özellik. Eksiklik ise buradaki market tuşu bastığınızda uzun zamanı alıyor açılması gördüğünüz gibi. Ve birçok kez açılmıyor maalesef. Error veriyor. Bakalım bu sefer açılacak mı? Ve gördüğünüz gibi açıldı bu sefer. Çok iyi. Buradan isterseniz size yakın benzin istasyonunu ya da restoranları görebiliyorsunuz. Bu kısımdan isterseniz rezervasyon da yapabiliyorsunuz restoranlara. Bence oldukça güzel bir özellik. Şu an ayarları yapılmamış araçta. Ve alt kısma geldiğimizde gördüğünüz gibi buradan sessize alabiliyorsunuz. Buradan da ekranı kapatıp tekrar açabilirsiniz. Buradan da acil lambası. Sürüş modları. Zaten dokunmatik ekranda da göstermiştim. Hemen yan kısmında ise Launch Control var. Drag Race'lerde ihtiyacınız olan bir özellik. Park asistanı ve yol tutuşu kapama düğmesi bulunuyor. Sesi açma ve bu kısımdan da radyo ayarlarını yapabilirsiniz. Kolay ulaşım için bu kısımda gördüğünüz gibi klima ayarları. Daha alt kısımda ise 12 voltluk bir şarj girişi var. Bir de telefonunuzu koyabileceğiniz bir yer yapılmış. Ve bu kısımda da gördüğünüz gibi Dutch Brothers Design in Detroit yazısı var ama araç Kanada'da yapılıyor. Bu da ilginç bir ayrıntı. Ve bu kısma doğru geldiğimizde 2 adet iç içeklik yer bulunuyor. Kolu dayama kısmı ise oldukça büyük ve rahat deri. Dikişler de çok güzel duruyor. Bu kısımdan açalım. Gördüğünüz gibi yine Dutch'lardan alıştığımız bozuk para koyma yeri. Bu kısmı kaydırabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çıkaralım hatta. Şu kısımda da gördüğünüz gibi 12 voltluk bir şarj yeri var. 2 adet USB girişi, bir de auxiliary girişi bulunuyor. Oldukça iyi büyüklükte, fena değil. Bu kısmı da tekrar koyalım. İsterseniz buna cips çerezinizi koyup kullanabilirsiniz de. Tekrar bu kısmı kapatalım. Yolcu kısmına doğru geçelim. Gördüğünüz gibi hemen bu kısımda 392 logosu ve Bumblebee logosu işlenmiş. Çok güzel duruyor. Aslında bu kısmın karbon fiber olması çok daha iyi olurdu.
Çünkü 50 bin dolarlık araç, yani bazı şeyleri bekliyorsunuz. Ve torpido kısmı da gördüğünüz gibi oldukça büyük. Küçük de bir ışık bulunuyor. Çekirdeğimiz de zaten hazır. Kısmı kapatalım tekrardan. Evet, ve sırada her dört kapılı araçta olduğu gibi bu araçta da arka koltukları denemek istiyorum. Araca giriş hiç fena değil. Ama eğilmek zorunda kalıyorum gerçekten. Başım ile tavan arasında bir mesafe yok. Zaten bu kısımda gördüğünüz gibi biraz bombeli. Bu da rahatlık yönünden iyi değil. Gördüğünüz gibi dizim ile koltuk arasında pek bir mesafe yok. Ön koltuk benim boyuma göre ayarlanmış. Orta kısımda 2 adet klima fanı var ve 2 adet USB girişi. Orta kısma doğru geldiğimizde kolu dayama yeri ve 2 adet içeceklik yer bulunuyor. Bu kısmı kaldırdığınızda 3 kişi değil de 2 kişi bu kısma oturabilir. Ama rahatlık yönünden gerçekten 1.80 ve üzeriyseniz rahat olmayacaktır. Arka kısımdan aracın ön kısmı gerçekten çok hoş duruyor. Aracın özelliklerinden yeterince bahsettik. Sırada bu Amerikan masalı yola çıkarma sırası. Ateşleyelim. Sürüşümüzü spor modunda başlatalım. Ve hızlanmayla. Şahane. Aracın gaz pedalına basar basmaz size araç o gücünü hissettiriyor gerçekten. Koltuklar zaten kumaş koltuklar, çok rahatlar. Deri olsalardı biraz daha iyi olurdu. Görüş açınız da araçta hiç fena değil. Yanlardan da çok iyi. Dikiz aynaları biraz daha geniş olsa daha iyi olurdu. Uzunluğu yönünden de birazcık daha uzun olsaydı. Gerçekten bu aracı biner binmez basmak istiyorsunuz. Hafiften hızlanalım. Gerçekten çok güçlü bir araç, bunu size hissettiriyor. 485 beygir gücünde 6.4 litrelik bir motora sahip. Gerçekten bu aracın efsane olmasına şaşırmamalı. Çok güçlü araçlar, charger'lar. Frenleme da çok iyi. Kendinize aile aracı istiyorsanız ve bu bir sedan araç ise çift kapılı Charger olabilir. Gerçekten çok güçlü bir araç. Sadece aile aracı değil ve günlük kullanım için de mükemmel ve yarış pistlerine de götürebiliyorsunuz. Özellikle drag race'lerde çok iyi. Launch control'da bulunuyor araçta. Bence mükemmel bir özellik. Aracın direksiyon büyüklüğü de çok iyi. Deri olması da çok şahane. Bu kısımlar birazcık daha havalandırmalı, kaymayı engelliyor. Orta kısımda iki analog gösterge ve ortada da dijital gösterge bulunuyor. İstediğiniz özellikle bu kısma yansıtabiliyorsunuz. Şu an spor modundayım ve daha önce gösterdiğim gibi sarı renkte ekran. Track moduna geçtiğinizde de kırmızı renge dönüşüyor. Sanki bir uyarı veriyormuş gibi. Dönüşler de çok iyi. Hızlanmalar gerçekten şahane. Motor sesini duyabiliyorsunuzdur. Kaliperler de Brembo 4 pistonlu. Gerçekten böyle güçlü bir aracı durdurmak için öyle kaliperlere ihtiyacınız var. Bazı araçlarında 6 pistonlu kaliperler de kullanılıyor Brembo'nun. Ve onlar performans yönünden biraz daha iyiler. Normal diskleri bulunuyor bu aracın. İsterseniz havalandırmalı diskleri alabilirsiniz biraz daha fazla para ödeyerek. Tabii ki karbon seramik diskler kadar performansı iyi olmasa da bu diskler de iyiler. Ama gerçekten karbon seramik diskler de çok pahalı, 10 bin dolar civarı. Birkaç kez değiştirdiğinizde bir araç parası edebiliyor Amerika'da. Gerçekten aracın sesi çok iyi. Bunlar yapay ses değil. Dodge Charger'larda ve Challenger'larda asla bunu kullanmayacağını söylüyor ve bu araçta da ses gerçekten çok çok güzel. Küçük dokunuşta bile
egzoz sesini duyabiliyorsunuz. Aracın kaput kısmı da biraz yüksek, böylelikle bir agresif görüntü oluşturuyor. Ve aracın ön kısmından baktığınızda aracın agresif bir görüntüsünü görebiliyorsunuz. Artık dizaynerları kim kızdırmışsa böyle bir kızgın araç dizayn etmişler. Yanlış hatırlamıyorsam 2006 yılından itibaren Dodge Charger'lar 4 kapılı hale geldi. Daha öncesinde tek kapılı idi. Dodge Charger'lar özellikle 2012 yılında dizaynın değiştirmesiyle birazcık daha üne kavuştu. Gerçekten güzel bir dizaynda ve daha sonra şu an gördüğünüz kasasına döndü. Bu kasası da gerçekten çok güzel. 8.4 inçlik ekran çok iyi. Ama yani araçta dediğim gibi arka görüş kamerası yıllardır değiştirilmemiş. El freni burada elektronik ya da normal şekilde konulmamış. Ayağınızla basmak zorundasınız. Yavaştan aracı spor moduna bir kez daha hızlandıralım. Gerçekten çok iyi. Bir sedan araç ama gücü çok 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 fazla. Aracın süspansiyonları da bayağı iyi. Yoldaki pürüzleri pek hissetmiyorsunuz araçta. Dediğim gibi kör noktaları da az. Rahatlıkla görebiliyorsunuz. Dikiz aynalarının birazcık daha büyük olması iyi olurdu. Ve direksiyon arkasında da kulaklıklar var. İsterseniz aracı manuel olarak da kullanabilirsiniz. Kalkışları da gerçekten şahane. Hem teknolojisi yönünden hem iç kısmının dizaynı yönünden bence hiç fena değil. Tabii ki birçok plastik madde kullanılmış. 50 bin dolar veriyorsunuz. Böyle bir araçtan daha fazla bir beklenti içine giriyorsunuz ama ekranın büyüklüğü ya da orta kısımda kullanılmış dijital ekran ve analoglar ve zaten barıcı alanlar birçoğu motoru için alıyor. Gerçekten çok iyi performansa sahip. Sırada şimdi bir de aracı otobana çıkarıp bir de orada hızlandırmak istiyorum. Bakalım aracın otobandaki performansı nasıl? Sırada yavaştan hızlandıralım değil mi? Ohoho! Gerçekten çok çok hızlı bir araç. Kısa sürede hızlanıyor. Kontrolü de buna göre tabii zor oluyor ama araçta zaten launch kontrolü var. Şu an aktif hale getirmedim hızlandırırken. Ama drag race'lerde onu aktif hale getirdiğinizde kaymaları önlüyor. Dönüşler de çok iyi. Frenleme gayet başarılı. Amerikan muscle car'larındaki heyecanı maalesef birçok diğer araçta hissedemiyorsunuz. Zaten Amerika'da olmasından dolayı parçaları da çok ucuz. Yakında Dodge Challenger SRT Hellcat'i de inceleme fırsatım olacak. Kanala abone olmayı unutmayın. Böylelikle videoyu kaçırmazsınız. Benim için mükemmel bir tecrübeydi. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmiş iseniz beğenme tuşuna basmayı pas geçmeyin. Ve görmek istediğiniz araçları aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz ya da Instagram'dan DM atabilirsiniz. Haftaya farklı bir araçla görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın.